Merhaba arkadaşlar, ben özellikle Girişim Mancası'nın var en iyi gibi. Size John Ferner'i anlatacağım. İnci Küpeli Kızı'nın ressam olarak atabilmektedir. Avusturya 1632'de Delft'te doğmuş, 15 Aralık 1675'te Delft'te ölmüştür. Obscure'u kullanmıştır bütün çalışmalarında. Obscure biraz tanıtayım size. Sadece o karanlık yere küçük bir yerde ışık girmektedir. Bu küçük yerin altında da bir mercek vardır. Gözlerimizde olduğu gibi resmi bu mercek ters olarak yansıtmaktadır. Bu tersliğin de çözümünü aynı yoluyla yansıtarak bulmuşlardır. John Ferner bütün eserlerde kullanmıştır. İnci Küpeli Kız adına dahildir. Bunu kullanmasının nedeni resimlerin üstünde hiç hata olmadan dümdüz çizmeye sağlamıştır. John Ferner bunu bir odaya sadece küçük bir delikten ışık girmesiyle kullanmıştı ve bu deliğe mercek yerleştirmiştir. Mercekten geçen ışık direkt olarak kağıda yansımaktadır. Resmi çizip kağıdı ters çevirmektedir. Böylelikle tam maalesef. Can Hüseyin'in sadece iki tane manzara fotoğrafı vardır. Biri Delft'te bir Delft manzarası, diğeri de Delft'te bir sokaktır. Sadece iki tane manzara resminin olmasının sebebi genellikle iç resim çalışmasıdır. Resimlerinde genellikle sol tarafta bir ya da iki kişi, sağ tarafta cam olmaktadır. Size İnci Küpeli Kız'ı anlatacağım şimdi. İnci Küpeli Kız, Kuzey'in Mona Lisa'sı olarak tanınmaktadır. Sebebi de Mona Lisa'da olduğu gibi gözlerine hangi açıdan bakarsanız bakın yine aynı şekilde size bakmasıdır. İnci Küpeli Kız'da odak noktası İnci Küpesidir. Parlamasından da anlarsınız zaten. Odak noktasının olması sebebi merkezi ve buradan başlayıp kenarlara doğru yayılmasıdır. Sol tarafın boş olması da resmi ters çevirmesinden dolayı kaynaklanmaktadır. Kuzey Mona Lisa'sı renkleri tamamen orijinal ve pahalıdır. Çünkü John Ferner bütün eserlerinde pahalı renkleri ve dönemin en iyi malzemelerini kullanarak çizmiştir. Ve civarete göre bu boyaları falan fakir olmasına rağmen her türlü bulmaktadır. Başka bir cömertliğe göre de patrondan almaktadır. Kuzey Mona Lisa'sında dediğim gibi küpesi odak noktasıdır. Çünkü direkt mercek oraya hitap etmektedir. Kenarlarda doğru fakir etmesinizdir. Bulanıklaşmaktadır. En uzun bu kadar bilindir.